Aslanları korkutan büyüklüğü, sevecen tavrı ve kalbimizde yer eden upuzun boynuyla apayrı bir hayvan, zürafalar. Aslan zürafadan korkar mı demeyin, çünkü bu hayvanlar saatte 60 kilometreyi bulan hızla tekme atabiliyor. Bu yüzden insandan sonra tek doğal avcıları olan aslanlar, zürafalara yaklaşmakta oldukça temkinli davranır. Zürafalar şu anda karada yaşayan canlılar arasında en uzun boylu canlılardır. Günümüz kayıtlarına göre en uzun zürafa 2 ton civarı ağırlığındaydı ve boyu tam olarak 5.92 metreydi. Bir zürafanın dili 35-40 santimetre civarında olabilir ve diliyle kulaklarını bile temizleyebilirler. Zürafaların boyunları o kadar yüksektir ki beyinlerine kan ulaştırabilmek için kocaman kalpleri vardır. Yaklaşık olarak 12 kilogram olan bu kalp dakikada 50 litre kan pompalayabilir. Kalpleri bir filin kalbinden bile daha büyüktür. Zürafalar karada yaşayan en uzun ve en büyük hayvan olmalarına rağmen gün içerisinde ortalama 1 saat uykuyla zinde tutabilirler. Birçok hayvan gibi zürafalar da insanoğlunun darbeleri sonucu nesli tükenmekte olan hayvanlar grubunda yerini almıştır. Yetişkin bir zürafa saatte 70 kilometre hıza ulaşabilir, ancak suda aynı hız söz konusu değildir. Hatta hiçbir hız söz konusu değildir. Yani zürafalar yüzemez. Yaşadıkları bölgede zaten yüzmelerine de çok gerek kalmaz. Birçok kişi zürafaların ses telleri yok zanneder. Hatta bilim dünyasında da yok olduğu düşünülüyordu. Ancak gerçek sonradan anlaşıldı. Ses telleri var, sadece yok denecek kadar çok zayıf. Tüm zürafaların boynuzları vardır. Sadece dişilerin boynuzları erkeklerin boynuzlarından biraz daha kısadır. Boynuzlar kemikleşmiş kıkırdaktan oluşur. Genellikle Afrika savanalarında yaşayan zürafalar akasya ağaçlarından beslenirler. Boyları uzun olduğu için tehlikeleri uzaktan görebilir ve önlem alabilirler. Zürafalar zürafagiller familyasındandır. Zürafagiller familyasında günümüzde yaşayan sadece iki tür vardır. Zürafalar ve kuzenleri okapiler. Zürafagillerin iki türü de yaprak ile beslenir ve uzun ağaçlara yetişebilmek için nispeten uzun boyunlar geliştirmişlerdir. Zürafalar zaman zaman buldukları hayvan kemiklerini ve boynuzlarını çiğnerken görüntülenir. Bu davranışı gösteren ve geviş getiren tek hayvan zürafadır. Ancak tabii ki bunun bir sebebi var. Bu davranışın sebebi vücutlarının yüksek kalsiyum ihtiyacını karşılamaktır. Son olarak zürafalar koruma altına alınmış bir türdür. Dünyada yaklaşık olarak 100 bin ile 150 bin civarı zürafa kaldığı tahmin edilmektedir. Bunların tamamı Afrika'da yaşamaktadır. Zürafalar hakkında bildiğiniz bilgiler varsa yorumlara yazarak bizi bilgilendirebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve benzer videoları izlemek için Belgesel Günlüğü kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.